Dünyada hava kuvvetlerini sadece kendi geliştirdiği uçaklarla donatan çok az sayıda ülke var. Bu ülkeler Amerika, Rusya ve İsveç. Bu ülkelerin hava kuvvetlerinde kendi ürettikleri uçaklar haricinde havada başka ülkenin uçakları bulunmuyor. Çin nerede diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Çin her ne kadar kendi uçaklarını üretse de envanterinde Rus uçakları bulunuyor. Ancak Avrupa'da bir ülke daha var. Bu ülkede kendi savaş uçağını üretip envanterini ürettiği uçakla donatıyor. Bahsettiğimiz ülke Fransa. Ürettiği uçaklar Rafale ve Mirage. Ancak envanter serisinin bu bölümünde Fransa'nın Mirage 2000 savaş uçağını detaylıca ele alıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Bugün 9 ülke Mirage 2000 savaş uçağını kullanıyor. Bunlar Fransa, Hindistan, Yunanistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Tayvan, Peru ve Ukrayna. Fransa tıpkı İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç gibi kendi savaş uçağını üreten Avrupa ülkelerinden. İsveç'in Saab Gripen'i gibi kendine özgü savaş uçağı geliştirdi. Bu arada hatırlatmadan geçmeyelim. İsveç savaş uçağı Saab Gripen'i incelediğimiz videomuzu da kanalımızda izleyebilirsiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. Fransa'nın havacılık tarihine inerek ürettiği uçaklara bakalım. 1929 yılında Marcel Dassault'un önderliğinde Dassault şirketi kuruldu. Bu şirket ileride Fransa Hava Kuvvetleri'nin omurgasını oluşturacak Mirage serisini doğuracaktı. İkinci Dünya Savaşı'nda Hava Kuvvetleri'nin Almanlar karşısında aciz olduğunu gören Fransa artık kendi uçağını üretmenin vaktinin geldiğini anlamıştı. Savaştan sonra Amerikan uçaklarına bağımlı olmak istemiyorlardı. Ya kendi üretecek ya da dışarıdan tedarik edecekti. Fransızlar kendileri üretmeyi tercih ettiler. Devam edelim. Dassault'un savaş uçağı geliştirme sürecine odaklanalım isterseniz. İlk yıllarda Dassault, Alman Messerschmitt'lerden ve Amerikalı North American tasarımlarından esinlenerek prototipler üretti. Bunlardan tecrübe kazanarak Fransa'nın ilk jet avcı uçağı Uraan 1948 yılında üretildi. Hız kesmeden Mister 4, Etendar ve Super Mister'lerle süpersonik uçak eşiğini aştı. Ancak 1956'ya gelindiğinde Mirage 2000 yolculuğunun ilk serisi Dassault Mirage 1 ile süreç başladı. Fransa bu tasarımdan ilhamla Mirage 3'ü üretti. 1961'de hizmete giren bu savaş uçağı 1400'den fazla adet üretildi ve İsrail'in 6 gün savaşındaki zaferlerinde 48 hava zaferi kazandı. Mirage 2000'e adım adım yaklaşıyoruz. Ama öncesinde onun temelini oluşturan Mirage F1'e değinelim isterseniz. F1 1973'te hizmete girdi. Kanatlı bir tasarım olarak Delta'dan uzaklaştı ama yüksek manevra ve çok rollü kabiliyetle Fransa'nın Avrupa'daki ilk hattını güçlendirdi. Tasarım olarak muadillerine göre daha kompakt, bakım kolaylığı sağlayan ve Akdeniz'in karışık hava koşullarında bile görev yapabilen bir modeldi. Gelelim asıl başrol olan uçağımıza. Dassault Mirage 2000. Mirage 2000 eski Mirage 3'ün yerini alacak şekilde tasarlandı. Fransa'nın en ikonik projelerinden biri. Aynı zamanda ülkenin teknolojik bağımsızlık anlayışının da sembolü. 1970'lerde Fransa, Sovyet tehdidine karşı hafif, çevik ve nükleer uyumlu bir avcı arıyordu. Zira Fransa nükleer silaha sahip ülke olduğundan ötürü hava kuvvetlerinde nükleer silah taşıyan bir avcı uçak ihtiyaçtı. Dassault Mirage 2000 ile Fransa'nın yardımına koştu. 1973'te ACX programı onaylandı. Mirage 2000 1978'de ilk uçuşunu yaptı. İlk seri üretim 1984'te teslim edildi ve 1986'da Fransa Hava Kuvvetleri'nde hizmete girdi. İlk olarak tek koltuklu C modeli ve eğitim amaçlı B modeliyle sahneye çıkan Mirage 2000, 1978'den 1980'lere kadar üretilen bu uçaklarla Fransa Hava Kuvvetleri'nin temelini oluşturdu. Bu modeller Mach 2.2 hızına ulaşabilen, 1550 kilometrelik menzili olan ve RDM radarlı Super 530 füzeleri taşıyan yüksek manevra kabiliyetine sahip jetlerdi. Gelelim N ve D modellerine. 1980'lerin sonunda Fransa nükleer caydırıcılığı güçlendirmek için yeni bir geliştirme sürecine girdi ve böylece N yani nükleerle D yani gündüz vuruşu modelleri ortaya çıktı. Bu uçaklar ASMP nükleer füzesi ve lazer güdümlü bombalarla donatıldı. Arazi takip radarı eklendi,
Elektronik harp sistemleri güncellendi ve Mirage 2000 sadece hava savunma değil çok rollü bir platform haline geldi. Yeni sistemlerle donatılan bu varyantlar sadece Fransa'nın değil aynı zamanda ihracat pazarındaki müşterilerin de ilgisini çekti. Bu uçağın sadece kullanıcısı Fransa değil, kendine özgü olan Mirage 2000 farklı ülke envanterlerinde de bulunuyor. Bu ülkelere ileriki dakikalarda değineceğiz. Günümüzün en gelişmiş varyantı olan modele geliyoruz. Mirage 2000 5 ise adeta Fransız mühendisliğinin en güncel versiyonu. Bu model daha güçlü bir gövdeye, Sinecma M53 P2 motoruna ve artırılmış aviyonik kapasitesine sahip. Kanat açıklığı 9.13 metre ve yükseklik yaklaşık 5.2 metre. Maksimum kalkış ağırlığı ise 17 ton civarında. Mirage 2000'in 9 adet silah istasyonu var. Toplamda 6.3 tona kadar silah yükü taşıyabiliyor. Ayrıca RDY-AESA radar ve geliştirilmiş Spectra IRST sistemi sayesinde hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde üstün bir fark oluşturuyor. Mirage 2000 5, Mach 2.2 hızına ulaşabilir ve 18 kilometre irtifada görev yapabilir. Uçağın iç yakıt hacmi önceki versiyonlara göre optimize edilmiş. Bu sayede menzil 1550 kilometre. Hava yakıt ikmaliyle operasyonel menzili 3000 kilometreye kadar çıkabilecek güçte. Elektronik harp sistemlerine bakalım. Mirage 2005 tamamen dijital bir platform olarak tasarlandı. Yani uçak sadece tek başına değil, bir ağ içindeki diğer mirajlarla, AVAX radarlarıyla ve kara unsurlarıyla sürekli veri alışverişi yapabilecek güçte. Ayrıca NATO uyumlu Link 16 veri bağlantısıyla entegreli. Kokpit tasarımı da modernize edilmiştir. Geniş hutlu gösterge paneli, gelişmiş HOTAS kontrolleri ve fly-by-wire uçuş sistemi bulunuyor. Yani anlayacağınız bu uçak son teknoloji sistemlerle donatılmış. Mirage 2000'in en önemli avantajlarından biri modüler aviyonik yapısıdır. Tek motorlu olmasına rağmen yüksek performans sunduğunu ve bakım sürecinin oldukça kısa sürdüğünü de belirtelim. Mirage 2005 4. nesil savaş uçağı olarak sınıflandırılıyor. Yani bu özellikleriyle F-16 Fighting Falcon, F-14, Su-27 ve MiG-29 gibi uçaklarla aynı sınıfta yer alıyor. Mirage'la bu uçakların ilerleyen dakikalarda karşılaştırmasını da yapacağız. Devam edelim isterseniz. Gelelim uçağın maliyetine. Mirage 2005 versiyonu hala aktif görev yapıyor. Birim maliyeti ve yenilikleriyle haliyle fiyat dengeli diyebiliriz. Uçağın fiyatın en son versiyonu olan Mirage 2005 MK2'yi baz alalım. Birim fiyatı 40 ila 50 milyon dolar. Ancak silah sistemleri, teknoloji transferi, yedek parça, eğitim, lojistik destek eklenirse 70 ila 80 milyon doları bulabiliyor. Mirage 2000'in geliştirme programı maliyeti ise 3,5 milyar euro civarında diyebiliriz. Peki Fransa'nın havacılıkta parlayan yıldızlarından olan Mirage savaş uçağının rakipleri neler ve hangi ülkeler alıyor? İsterseniz bu soruların peşinden gidelim. F-16 Falcon'la başlayalım isterseniz. Zira bu Amerikan savaş uçağı en sık karşılaşılan rakiplerden. Son 100 yıla damga vurmuş iddialı bir uçak. F-16'nın son bloklarına karşı Mirage 2005'in delta kanat manevra kabiliyeti özellikle yüksek irtifada ve transonik hızlarda öne çıkarken F-16'nın çok daha geniş mühimmat çeşitliliği, devasa lojistik ekosistemi ve AESA radarlı versiyonlarıyla ezici bir operasyonel avantajı var diyebiliriz. Ancak delta tasarımıyla Mirage çok yüksek hızlarda F-16 kadar zorlanmaz. Bu yüzden Mirage bir düşman uçağını hızlıca yakalamak için daha iyidir. İsveçli rakibine geçelim. Saab Gripen'e. Saab Gripen ve Mirage 2005 birbirine en çok benzeyen rakipler. Her ikisi de tek motorlu, hafif, üçgen kanatlı ve it dalaşı için tasarlanmış avcı savaş uçaklarıdır. Mirage 2000 MICA füzelerinin esnekliği ve yüksek irtifa performansı ile öne çıkarken Gripen tam bir ekonomi şampiyonu diyebiliriz. Zaten Saab Gripen'i incelediğimiz videomuzda da anlatmıştık. İsveç yapımı Gripen dünyadaki en düşük operasyon maliyetine sahip avcı uçağı olarak bilinir. Daha az yakıt yakar, bakımı inanılmaz kolaydır. Normal bir otoyola bile iniş ve kalkış yapabilir. Mirage 2000 yüksek hızda bir önleme uçağı olarak Gripen'den bir adım önde olsa da Gripen ucuzluğu, ağ merkezli sistemleri ve lojistik esnekliğiyle Mirage'dan daha iyi konumda. Rus savaş uçaklarından Mikoyan MiG-29 doğrudan Mirage'ın rakibi olarak tasarlanmış bir dogfight, yani it dalaşı avcı uçağı. MiG-29'un kask entegre nişangahı ve R-73 füzelerinin yakın muharebede ölümcül olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Mirage 2005'in gelişmiş RDY-2 radarı MICA RF füzesiyle gelen BVR esnekliği ve çok daha üst
üstün aviyonik sistemleri var. MiG-29'un motor ömrü ve bakım maliyetleri Mirage'a kıyasla ciddi bir lojistik dezavantaj oluşturuyor. Rus Su-27 devasa boyutları ve güçlü motorlarıyla büyük bir brute force uçak olarak bilinir. Brute force nedir diye sorarsanız. Brute force, havacılık ve askeri bağlamda bir uçağın kaba kuvvet veya ham güç yaklaşımını ifade eder. Yani incelikli manevralar, gizlilik veya verimlilik yerine saf boyut, itiş gücü, hız ve dayanıklılıkla rakipleri ezercesine üstünlük kurma stratejisi diyebiliriz. İşte vektörel itki ve büyük menzili Su-27'yi üstün kılarken Mirage 2000'in Spectra EW sistemi Su-27'nin pasif radar sistemlerine karşı üstünlük sağlayan gelişmiş elektronik harp yetenekleri sunar. Su-27 büyük menzili ve ağır yük taşıma kapasitesiyle öne çıksa da Mirage 2000'in düşük radar kesiti ve ağ merkezli aviyonik sistemleri onu gizlilik ve yüksek esneklik gerektiren operasyonlar için tercih edilebilir seviyeye getiriyor. Geçelim Mirage 2000'i envanterine katan ülkelere. Ülkeleri saymadan önce şunu da eklemeden geçmeyelim. Fransa, Amerika veya Rusya gibi rakip ülkelere göre yüksek satışlar yapmasa da en az onlar kadar dünyada en büyük savaş uçağı satışı yapan ülkelerden. Dünyadaki çoğu ülkenin Amerikan ve Rus savaş uçaklarına yöneldiğini biliyoruz. Ancak birçok ülkenin envanterinde Fransız uçakları kullanılıyor. Ana kullanıcı Fransa. Envanterinde tam sayı net olmamakla beraber 78 adet Dassault Mirage 2000 olduğu düşünülüyor. Bunların çoğu 2000, 5F ve D modelleri. Son versiyonlar içinde modernizasyon devam ediyor. Fransızların filosunu Rafale'a geçişle yavaş yavaş Mirage 2000 sayısını indirmeyi hedeflediğini de belirtelim. Fransa'nın en büyük ihracatçısı Hindistan. Toplam 62 adet Mirage 2000 sipariş ettiler. Ancak 51 adetlik savaş uçağı modernizasyonu tamamlandı. Hindistan Mirage'ı Himalayalarda Pakistan'a karşı kullanıyor. Ardından Yunanistan geliyor. Toplam 25 adet 2005 ile hem eski Mirage 2000 EGBG hem de modernize edilmiş Mirage 2005 MK2 versiyonlarından oluşan karma bir filoya sahip. Ancak NATO'nun baskısıyla Mirage uçaklarının Ukrayna'ya transferi de tartışılıyor. Alıcılara devam edelim. Orta Doğu'da da müşterileri var. Bunlar Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 44 adet 2009 EAD var ancak Rafale siparişinden ötürü 30 adet FAS'a transfer görüşmeleri devam ediyor. Katar'da ise 12 adet Mirage 2005 modelinin envanterde bulunduğunu da söyleyelim. Devam edelim. Afrika'da Mısır 20 adet Mirage 2000 EM modelini kullanıyor. Tayvan 44 adet 2005 EI, 9 adet 2005 DI versiyonu olmak üzere toplam 59 adet Mirage envanterinde bulunduruyor. Bu uçakların modernize edileceğini de ekleyelim. Gelelim Peru'ya. Fransız uçağının Peru Hava Kuvvetleri envanterinde 12 adet olduğunu belirtelim. Peru bu uçakları emekli etmek istiyor ancak hala yeni uçak tedarikleri olmadığını da hatırlatalım. Gelelim son müşteriye. Bu müşteri aslında hangi silahı verseniz kabul etmek isteyecek ülkelerden. Ukrayna'dan bahsediyoruz. Et donc très concrètement demain nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5 qui sont des avions de combat français qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien. Henüz tam net sayı açıklanmasa da Ukrayna Fransa'dan Mirage 2000 5F modeli için toplam 6 adet tedarik etti. Fransa Şubat 2025'te ilk 3 uçağı teslim etti. Ağustos'ta 3 tane daha eklendi ama Temmuz'da birini ekipman arızasıyla kaybettiler. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nde şimdi 5 adet Mirage 2000 5F aktif olduğunu söyleyelim. İşte böyle. Fransız savaş uçağı Mirage 2000'in tarihçesi, teknik özellikleri, varyantları ve dünya envanterlerindeki yeriyle ilgili kapsamlı bir turu geride bıraktık. Fransa'nın teknolojik bağımsızlık sembolü olarak başlayan bu serüven, bugün hala birçok ülkenin hava kuvvetlerinde kendine yer buluyor. Sadece Mirage değil, Rafale savaş uçağıyla da Fransa'nın etkisi devam ediyor. Eğer bir sonraki videomuzda hangi savaş uçağını incelememizi isterseniz yorumlarda bize belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki envanter videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dünyada hava kuvvetlerini sadece kendi geliştirdiği uçaklarla donatan çok az sayıda ülke var. Bu ülkeler Amerika, Rusya ve İsveç. Bu ülkelerin hava kuvvetlerinde kendi ürettikleri uçaklar haricinde havada başka ülkenin uçakları bulunmuyor.